Demokrasi yolunda 1960'ların sokaklarından önce ihtilalciler geçti. Sonra zafer şarkılarıyla gençler, isyan bayraklarıyla işçiler, sağcılar, solcular ve yeniden darbeciler. Ülke ihtilalin pençesinde 12 yıl geçirdi. Ve sonunda tüm yollar yine aynı kavşağa çıktı. Türkiye'de 60'lar demokrasi ile darbe arasında oynanan bir ip çekme yarışının yıllarıdır. Ortada bir demokrasi çizgisi vardır. Darbeciler ve demokratlar ülkeyi sürekli bu çizginin bir o yanına, bir bu yanına çekiştirirler. Ve milyonlarca insan bu tehlikeli yarışı soluklarını tutarak izler. İşte 1961 yılı da böyle oldu. Uzun çekişmelerden sonra yarışın ilk raundunu siviller kazandı ve 27 Mayıs'ta kapatılan parlamento 1,5 yıl sonra yeniden açıldı. 25 Ekim günü meclis toplanırken Milli Birlik Komitesi de tarihe karışmış oldu. Demokrasi teknesi bir kez daha fırtınalı denizlere açılıyordu artık. O günlerin deyişiyle 2. Cumhuriyet'in ilk parlamentosu yeni binasında bir çarşamba günü saat 15'te açıldı. O anda ülkeyi 27 Mayıs'tan beri yönetmekte olan Milli Birlik Komitesi tarihe karıştı. Artık bir meclis, bir de senato vardı. Eski Milli Birlik Komitesi üyeleri ömür boyu tabii senatör olmuşlardı. Ülke 1,5 yıllık aradan sonra nihayet yeniden parlamentosuna kavuşuyordu. Sancılı nice günler ve gecelerden sonra ulaşılan bu başarıda en büyük pay İsmet İnönü'ye aitti. 25 Ekim sabahı İsmet Paşa her zamanki gibi erken kalktı. Rob de Chambre ile kahvaltı masasına oturdu. Kahvaltısını yaptı ve odasına gitti. Eşiyle beraber, eşi her zamanki gibi paşayı giydirdi. O gün frak giydi. Frak giydiği zaman da boyun bağını eşi bağlardı. Frak giydi çünkü meclisin açılışını o yapacaktı. Ama meclisin açılışında çok emeği geçtiğinden dolayı değil, en yaşlı üye oydu. Açılışı o yapacaktı. Paşa heyecanlı fakat memnundu. Heyecanlıydı çünkü meclis açılıyordu. Memnundu çünkü hedefine varmıştı. Ve gayretleri iyi netice vermişti. Açtı ve yerine oturdu. Bugün meclis basın bürosunun duvarlarını süsleyen bu fotoğraf işte o gün çekildi. İnönü 1,5 yıl sonra yeniden mecliste Frağ'ıyla grubunun en ön sıralarındaydı. AP'lilere gelince onlar İnönü kadar memnun ve huzurlu değillerdi. Seçim sonrası yaşanan o yoğun pazarlıklardan sonra askerlerin baskısıyla Gürsel'in cumhurbaşkanlığına evet demek zorunda kalmışlardı. AP'nin adayı Ali Fuat Başkil apar topar şehir dışına çıkarılmıştı. AP bu döneme süngü korkusu altında giriyordu. Nitekim meclisin açılış günü bu süngünün gölgesi genel kurul salonu üzerine düştü. Başta Genelkurmay Başkanı Sunay olmak üzere tüm komutanlar izleyici localarındaydılar. Meclisin toplanacağı 15'ten, saat 15'ten 15 dakika evvel sivil elbiselerimizi meclise getirmiştik. Meclisin odasında üniformalarımızı çıkardık. Sivilleri giydik, aşağı girdik. Yukarıya baktığınız zaman manevra kıyafetli subaylar ve yanlarında hanımlar vardı. Böyle bir dehşet havası. Yan localarda ise gene askerler oturuyordu. Ve yemin ediyorduk. Halk Partililerin veya Milli Birlikçilerin ismi duyulduğu zaman gök gürlemesi gibi bir alkış kopuyor. Biz yeni gelmişiz. Kendi arkadaşlarımızı tanımıyoruz. Ve o baskı altında bir kısmımız hakikaten perişan vaziyette. Türkiye'nin 4. Cumhurbaşkanını belirleyecek seçimlere işte bu hava içinde geçildi. Tek aday olan Cemal Aga, köşkte sonucu beklerken mecliste kürsüye konan oy sepeti yavaş yavaş doluyor ama genel kurulda içten içe kaynıyordu. Gerçi parti liderleri Gürsel'e oy vereceklere dair protokol imzalamışlardı ama AP içinde bir grup ihtilalin liderine oy vermeyi içine sindiremiyor, başka bir formül arıyordu.
O sırada birinin aklına şöyle bir şey geldi. Boş kağıt atalım diye. Boş kağıt. Gidelim oraya. Hiçbir şey yazmadan boş kağıt atalım. Hiç değilse mesela şu kadar da geçersiz oy çıktı der. Bu fikir birdenbire rağbet buldu. İşte tam o sırada tabii bunu konuşurken yüksek sesle yani başkana göre sol locada. Başkanın oturuşuna göre sol locada. Yani Cumhurbaşkanı locası tarafından bir albay böyle yarı beline kadar eğildi ve hepimize küfretti. Ve eşi ol eşekler diye bağırdı albay. O zaman Mehmet Ali Aytaç diye bir İzmir milletvekili vardı. O da albaylıktan emekliydi. O da aşağıdan yukarıya onun söylediklerinin hepsini ulan senin diye tekrarladı. Bir karışıklık oldu bizim grubun içerisinde. Askerlerle AP'liler arasında yıllar yılı sürecek bir çekişmenin ilk tohumları işte o gün böyle atıldı. Bu Cumhurbaşkanlığı seçimi mecliste geçersiz oyla protesto yönteminin de başlangıcı oldu. Sayım sonucunda çıkan 156 boş oy AP içindeki isyancı grubun gücünün göstergesiydi. Ama sonuç değişmedi. Gürsel'in 434 oyla Cumhurbaşkanlığı seçildiği açıklandı ve bu sonuç ayakta alkışlandı. Az sonra Gürsel kapıda kendisini merakla bekleyenlerin alkışları arasında meclise geldi. Sivil giysileri içinde ağır adımlarla bastonuna dayanarak tören kıtasını denetledi. Genel kurul salonuna girdiğinde herkes ayaktaydı. Yorgun hareketlerle günler öncesinden hazırladığı teşekkür metnini cebinden çıkardı ve okumaya koyuldu. O artık Türkiye Cumhuriyeti'nin 4. Cumhurbaşkanıydı. Bu seçim Türk siyasal yaşamında yeni bir geneleği başlattı. Cumhurbaşkanlığı artık Genelkurmay Başkanlığından sonra bir üst rütbe haline geliyordu. Köşkün yeniden sivilleşmesi için 22 yıl daha beklemek gerekecekti. Gürsel, 2 hafta sonra askerlerin de yönlendirmesiyle hükümeti İnönü'ye verdi. İnönü'de 3 hafta süren pazarlıktan sonra AP ile Cumhuriyet tarihinin ilk koalisyon hükümetini kurdu. AP ve CHP, yakın siyasi tarihimizin bu iki ezeli rakibi son derece zorlu bir döneme sırt sırta giriyorlardı. Politikanın düşman kardeşleri şimdi ülkenin en çok ihtiyaç duyduğu tecrübeyi yaşayacaklardı. Barış içinde bir arada yaşama tecrübesini. ...1961'in son günü Saraçhane başında yapılan büyük işçi mitingi Türkiye'nin yeni bir döneme girmekte olduğunun ilk işaretiydi. 1961 anayasasıyla bir anda siyasi toplumsal haklar genişletilmiş, toplum yeni özgürlüklerle donatılmıştı. Ülke uzun bir kış uykusundan uyanırmışçasına kıpır kıpırdı. İşçi mitinglerinde on binlerce emekçi yürüyor, sendikalar, partiler, üniversiteler artık biz de varız diye sokağa çıkıyorlardı. Sivil toplum yeni yeni palazlanıyordu. O günlerde kimse bu özgürlüklerin Türkiye'ye bol gelip gelmeyeceğini, kolayca verilen hakların aynı kolaylıkla geri alınabileceğini düşünmüyordu bile. Türkiye, toplantı ve gösteri yürüyüşü hakkı, örgütlenme özgürlüğü, hak arama hürriyeti, din ve vicdan özgürlüğü, toplu sözleşme ve grev hakkı, özerk üniversite, tarafsız televizyon, planlı ekonomi gibi yeni kavramlarla tanışıyordu. 60'ların o fırtınalı, rengarenk dünyası işte bu hava içinde başladı. Yeni bir anayasanın çizdiği özgür sınırlar içinde yeni bir iktidar, yeni bir dönemin kapısını aralıyordu. O iktidarda sonraları bize çok tanıdık gelecek bir de genç isim vardı. Birinci İnönü kabinesinin en kritik makamlarından biri olan Çalışma Bakanlığı'na Bülent Ecevit adında bir gazeteci getirilmişti. Beklemiyordum bakanlığı. O gece sabaha kadar uyuyamadım. Çünkü... büyük bir sorumluluk duygusuyla bu olanağı değerlendiriyordum. Türkiye'nin o henüz yeteri kadar istikrara kavuşamamış ortamında çok ağır bir sorumluluk üstlenmiş olacaktım. Bu büyük görevler, önemli görevler beni daima o sorumluluk açısından kaygılandırmıştır. Hala örneğin bir konuşma yaparken bile bayağı sınav heyecanı çekerim. O gece de o heyecanı çekmiştim. Aslında bu Bülent Ecevit'in kişisel sınavı değildi. Tam takır bir bütçe devralan hükümette ilk kez bir koalisyonu deneyecek olan iki büyük parti de birdenbire yepyeni özgürlüklerle kucaklaşan toplumda büyük bir sınava giriyordu.
10 yıl boyunca 1960'ların sokaklarından sırasıyla işçiler, öğrenciler, polisler ve en sonda askerler geçecek ve demir yumruk inene kadar sınav devam edecek. Bu film 1962 yılında Kayseri cezaevinde gizlice çekildi. Bir amatör kamera, bir mahkumun yakını tarafından Kayseri'ye getirildi. Hapishanenin gayri resmi doktorluğunu da üstlenen Halil Akkurt tarafından içeri sokuldu ve tarihe bir belge olsun diye çalıştı. Soktu. Fakat sinema makinesini nasıl kullanacağını bilmiyoruz. Ben Anadolu çocuğuyum. Ali Anadolu Çorumlu. Ömrümüzde bir sinema makinesini ne görmüş ne elimize almıştık. Kamerayı kullanmasını bilmiyorduk. Biz böyle böyle boyuna oynatmışız şeyi. Halbuki sabit durması lazım. Tüm acemiliğine ve izlediğiniz türden çekim hatalarına rağmen İlk kez kamuoyu önüne çıkardığımız bu film, 10 yıl süreyle ülkeyi yönetmiş kişilerin cezaevindeki yaşamlarının bir belgesi niteliğinde. Ankara'da DP'nin mirasçıları iktidar ortağıydılar. Ama asıl mal sahipleri Kayseri'de mahkumdular. Yasada da hüküm giyenler seçimlerden birkaç gün sonra kafileler halinde askeri uçaklarla Kayseri'ye taşınmışlar ve bu cezaevine yerleştirilmişlerdi. Gerçi artık aralarında devrik başbakan yoktu ama Cumhurbaşkanından bakanlarına, Genelkurmay Başkanından milletvekillerine kadar 450 kişilik DP kadrosu Kayseri'de adeta sürgünde bir meclis gibi. Dönemin cezaevi komutanı olan Yılmaz Erkekoğlu bu garip meclisin nasıl çalıştığını şöyle anlatıyor. Bayar aynen Çankaya'da oturan bir cumhurbaşkanı gibi oturdu. Kayseri cezaevinde de. Herhalde arkadaşlarının desteğiyle kendisine bir koltuk alınmıştı. İstirahatlerinde o cumhurbaşkanlığı koltuğu gibi gene oraya otururdu. Danışmanları vardı, en yakın arkadaşları. Medeni Berkler, Himmet Ölçmenler, efendim bunlar Osman Kavrakoğulları, hiç Bayar'ı etrafından ayrılmayan insanlardı. Onlara talimat verir, Ankara'da hükümetin ve meclisin aldığı kararlar hakkında bilgi alır. Efendim tekrar temsilci olarak Ankara'dan gelen kimselere o talimatları aynen iletilir. Yani ikinci bir hükümet ve o hükümetin başkanı da Kayseri'de Sayın Bayar'dı. Bayar seçim öncesi İmralı'dan verdiği sinyallerle oyların AP'de toplanmasını sağlamıştı. AP'nin seçim başarısında bu gizli desteğin etkisi büyüktü. AP iktidara gelince herkesin aklına DP'lilerin artık affedileceği de geldi. Kayseri'dekilerin yakınları şimdi AP milletvekili olarak meclistelerdi. Basında da yandaşları vardı. Her türlü tehdide rağmen meclise bir af teklifini sonunda getirdiler. Adalet Partisi gibi Demokrat Partisi'nin partinin varisi olduğunu iddia eden bir partinin bunu kendi teşkilatına, kendi vatandaşlarına anlatması da mümkün değildi. Gittikleri her yerde onlara af diye, niye hala bunları hapishanede tutuyordunuz diye vatandaş şikayet ediyordu. Bu halet-i ruhiye içerisinde elbette kendilerine bir başka şekil vermek mecburiyetindeydiler. Biz diyorduk ki bir yerde jet pilotlarının ses duvarını aşması gibi biz korku duvarını aşmalıyız. En iyi yerde bu af meselesidir. Çünkü millet af istiyor. Zaman geçtikçe basında, millette, her taraf, hatta bazı halk partiler de af istemeye başladı. O zaman biz diyorduk ki bu affı getirelim, şu korku duvarını aşalım, şu 27 Mayıs baskısından, zinde kuvvetler korkusunun öbür tarafına geçelim diye düşünüyorduk. Yani ne olur diye düşünmüyorduk hiç.
biz geçtiğimiz zaman her şeyin hal olacağına kaniydik. Oysa duvarı örenler yani zinde kuvvetler tetikteydiler. Kayseri'de sessiz sedasız volta atan DP'lilerin affı lafından asıl rahatsız olanlar da onlardı. Daha 3-5 ay önce idamlarından söz edilenlerin şimdi aflarının gündeme gelmesi Ankara'da bazı tüyleri diken diken ediyordu. Bu af meselesini o kadar istismar ettiler ki arabaların yeni plakalarında bütün Adalet Partililer af plakalarını aldılar. AP plakalarını aldılar ama afı daha çok aldılar. Sonra bir karşılık olarak devlet kurumları resmi arabalarına afı verdi. Korkulan şey çok geçmeden başa geldi. 1962'nin ilk günlerinde Tevfik İleri'nin cenazesinde eski demokratlar af sloganları atınca ortalık karışıverdi. İstanbul'da gençler sokaklara döküldüler. Ellerinde bayraklar ve Atatürk resimleriyle binlerce genç af aleyhinde sloganlar atarak yürüdü. 27 Mayıs şehitleri için saygı duruşunda bulunuldu. DP'lileri kınayan hararetli konuşmalar yapıldı ve nihayet öğrenci dernekleriyle birlikte subaylar da Atatürk anıtına çelenk koyarak tavırlarını sergilediler. Yatıştı sanılan eski kin yeniden dirilmişti. İşte o günlerde tam da bu hava içinde Ankara'da patlak veren bir başka olay işi iyice çığırından çıkardı. Bu kez fitili ateşleyen bir AP milletvekili oldu. Başkenti sarsan fırtına bir içki masasında koptu. AP milletvekili Nuri Beşer o gün Anadolu Kulübü'nde İller Bankası Genel Müdürü Selahattin Babiroğlu ile yemek yiyordu. Babiroğlu eski askerdi. Konu askerlerden açılınca Nuri Beşer ordu mensuplarını çok rahatsız edecek bir şeyler söyledi. İşte bu sözler üzerine kulüpte kavga çıktı. Beşer acilen oradan uzaklaştırıldı. Sanki başkente bir yıldırım düşmüştü. Olay 15 dakika içinde Ankara'daki bütün ordu birliklerinde duyuldu. Bütün garnizonlardan beline silahı takan subaylar sokağa fırlıyor ve ev ev AP milletvekilini arıyorlardı. Tam bir sürek avı yaşanıyordu. Bu küçük olay pek çok askerin aylardır içine attığı tepkiyi dışa vurmuştu. İşin şakası yoktu. Beşer bulunsa kan akabilirdi. AP için Nuri Beşer'i feda etmekten başka çare yoktu. Hedefteki milletvekili partiden ihraç edildi. Dokunulmazlığı kalkar kalkmaz da iş adalete intikal ettirildi ve Beşer mahkum oldu. 24 saat içinde dokunulmazlık kalktı. Ve de böyle bir olay yaşanmamıştır. Ordunun siyaset üzerindeki baskısı bu derece yoğundu. Ve bu baskıyı kabulleniyorlardı. Kimse kurtaramadı beni. Kimse bana selam vermeye korktu aslında. Ne yaptım ben? 14 gün Ankara'da her gece bir ev değiştirdim. Her gece bir ev değiştirdim ben. 14. günü ben meclise gittim. Savunmamı yaptım. Ancak sinirler yatışmadı. Asker silaha davranmıştı bir kere. Ani bir olayda tepkinin nasıl büyüyeceği ortaya çıkmıştı. Ordu artık ayaktaydı. Özellikle Talat Aydemir'in başını çektiği albaylar cuntası kıpırdanıyordu. Ve tabii kışlalardaki bu kıpırdanmanın ayak sesleri hemen Ankara'da Ayten Sokağı'na ulaştı. Orduyu avucunun içi gibi iyi tanıyan İsmet Paşa hemen bir radyo konuşması yaparak tavır almayı düşündü. Damadı gazeteci Metin Toker'i çağırarak yapacağı konuşmayı kelime kelime dikte ettirdi. Bu radyo konuşmasında iki hususu gayet açık şekilde belirtiyordu. Bir, demokrasiye karşı hiçbir hareketin içinde yer almam, aksine onunla mücadele ederim. Bunu herkes böyle bilsin. İkincisi, bir takım hınç ve intikam duygularının teşvik edilmesine, tahrik edilmesine ve bunların harekete geçmesine başbakan olarak kesinlikle izin vermem. Mesaj gayet açıktı. İsmet Paşa hem DP'nin intikamı peşinde koşanlara hem de bunu fırsat bilip müdahale hesapları yapanlara yani cuntacılara gözdağı veriyordu. İnönü tavrını bu kadar net bir şekilde belirledikten sonra ikinci kozunu oynadı. Sunay'ı devreye soktu. Genelkurmay Başkanı Sunay hem İnönü'ye yakındı hem de bu tür maceraperest girişimlere karşıydı. Tehlikeyi görüyor ve ordunun artık hızla kışlasına çekilmesini savunuyordu. Şimdi zemin yoklama sırası Sunay'daydı. Genişletilmiş komuta konseyini acilen toplantıya çağırdı. Orduda kozlar bu zirvede paylaşılacaktı. O akşam tam 72 kumandan Genelkurmay karargahında toplandılar. İki cepheye ayrılmışlardı. Müdahale isteyen Talat Aydemir ve albaylar bir yanda, buna karşı çıkan Sunay ve generaller öbür tarafta. Silahlı kuvvetlerin bütün önde gelen insanları var. İşte generaller var, kuvvet komutanları var, ben de varım.
Orada Cevdet Sunay bir tavır değişikliği sergiliyor. Seçimlerden 19 Ocak 1962'ye kadar olan süreç içerisinde Cevdet Sunay'ın gücü silahlı kuvvetleri dağıtmaya yetmediği için idare ediyor. Ne yanında ne karşısında idare ediyor. Ne zamana kadar? 19 Ocak 62'ye kadar. 19 Ocak 1962 tarihinden itibaren siyasilerle birlikte olmayı kendi çıkarına uygun gördüğü için burayı şey ediyor, göz ardı ediyor. Genelkurmay Başkanı Sunay toplantıyı ılımlı bir konuşmayla açtı. İnönü başta olduğu sürece her şeyin düzeleceğini söyledi. Ordu İsmet Paşa'ya destek olmalı ve kışlasına çekilmelidir dedi. Sözlerini bitirince aksini düşünen var mı diye sordu. Generallerden ses çıkmadı. Onlar onaylıyorlardı. Ancak sıra albaylara gelince işin rengi değişiverdi. Şimdi söz ihtilalcilerinde. Albayların lideri Talat Aydemir ayağa kalktı ve bu memlekette %100 ikinci bir ihtilalin olacağına inanıyorum. Hiyerarşik bir ihtilal en az zararlısı olur dedi. Herkes dona kaldı. Bir albay Genelkurmay Başkanı'na ihtilalin başına geçmesini açıkça teklif ediyordu. Aydemir'in daha sonra yazdığı anılarına göre tartışma şöyle devam etti. Bu sözlerim üzerine Sunay derhal yerinden fırladı ve iki elini havaya kaldırarak "Yo, beni mesuliyet altına sokma" diye bağırdı. Heyecanlanarak devam ettim. "Ben sizi ikaz ediyorum. Orduda parçalanma var. Alt kademenin baskısı artıyor. Hiçbir komutan birliğine hakim değil. Hangi kuvvet kumandanı kıtasına hakimse ayağa kalksın, açıkça hesaplaşalım." Bu teklif içeride bulunanları şaşırttı. Kumandanlardan hiçbiri ayağa kalkmak cesaretini gösteremedi. Çok sert konuşmaydı. Yani şimdi bir askerlikte olmayacak bir konuşmaydı. Yani bir tarafta Genelkurmay Başkanı, Orgeneral Kuvvet Komutanları, bir albay çok ağır eleştiri getiriyor. Gıkını bile kimse çıkartamıyor. Yani neden? Çünkü orada o çizgi içerisinde o albayın haklılığı var. Yani demokrasinin yana olmak, yana olmamak tavrı değil. O koşullar içerisinde gelinen süreçte bir birliktelik var. O birliktelik içerisinde bir tavır var. O tavır ne tavrı? İşte karşı devrimciye iktidar verilmez tavrı. Sunay zor durumda kaldı. Kısa yoldan toplantıyı kapattı ve sanki konuşulanları hiç dinlememiş gibi "Arkadaşlar, mesele anlaşılmıştır" dedi. "Ben şimdi Başbakan İnönü'ye gidip ordunun kendisine %100 destek verdiğini söyleyeceğim." Aydemir ve albaylar duyduklarına inanamadılar. Dışarı çıkarken Sunay bana dönerek "Sen çok ateşlisin" deyince "Ben sadece gerçekleri söylüyorum" dedim. Kimin haklı veya haksız olduğunu olaylar gösterecektir. Sunay toplantı biter bitmez soluğu pembe köşkle aldı ve "Paşam, ordu arkanızdadır" dedi. Ama Aydemir ve albaylarının sözleri Sunay'ın da generallerinin de midelerini bulandırmıştı. Bir şeyler yapılmalı ve albaylar mutlaka sindirilmeliydi. Sunay ve büyük paşalar Başbakan İsmet Paşa'ya bir teklif getirdiler. Dediler ki "Paşam, biz gerçi orduya hakimiz. Fakat bu ordu size bizden daha fazla itimat eder. Eğer bir takım endişeler varsa bunların giderilmesinde siz rol alırsanız, siz teminat verirsiniz, asker size daha fazla inanır. Eğer böyle bir yardımı bizden esirgemezsiniz, biz işi daha kolay kurtarırız." İsmet Paşa bunu doğru buldu. O sadece Başbakan İnönü değil, aynı zamanda ve daha çok İsmet Paşa'ydı. Savaşlar görmüş, ordulara kumanda etmişti. Ve şimdi beyninde dolaştığı söylenen tilkiler de ona aynı alarm zillerini çaldırıyorlardı. Çizmeleri giyme vaktiydi. Kararını verdi. Harbiye'ye gidecek ve cuntacıları kendi kalelerinde vuracaktı. Harbiye adeta ihtilalin cephaneliğiydi. Ve İsmet Paşa içeri elinde bir meşaleyle dalacaktı. Bu ateşin barutla randevusuydu. Harbiye İnönü'nün hiç yabancısı değildi. 60 yıl önce kendisi de bu ocaktan yetişmişti. Bu ocakta Osmanlı İmparatorluğunu yıkacak bir ihtilalin ilk ateşlerini 8-10 devrimci subayla birlikte tutuşturmuşlardı. Enverler, Mustafa Kemaller, Ali Fuatlar gibi o da Harbiye'nin ihtilalci havasından etkilenmişti. Ama şimdi 60 yıl sonra ihtilalciliğe başladığı bu okula bir yeni ihtilalciye gözdağı vermeye gidiyordu. Hem şu her darbe lafında adı geçen meşhur albayla tanışacak, hem de Harbiyeli'nin gözlerinin içine bakıp "Ben sizlerden biriyim. Sözümden dışarı
çıkmayın diyecekti. Bu kararlılıkla Harbiye'nin kapısına dayandı. İnönü ve Aydemir el sıkıştılar. Sonra da birlikte tören kıtasının önünden yürümeye başladılar. Harbiyeli heyecandan put kesilmişti. O gün o tören kıtasında bulunan Ertoz Vahit Su İçmez, Harbiye komutanının o anki halini hala unutamıyor. Yüzü böyle son derece gergin, pek ki Talat Aydemir böyle gülen bir fizyonomi hatırlıyorum. Ama o gün İsmet Paşa'nın yanında çok gergin bir yapıda idi. Halbuki biz İsmet Paşa'yı görmeden bile adı geçtiği zaman heyecanlanan insanlar o gün bir başka bir duygu, bir düşünsel yapı içine itilmiştik. İşte İnönü bu duygular içindeki Harbiyeli'nin önünden geçerken hiç beklenmedik bir olay oldu. Hem de tam gazetecilerin gözlerinin önünde. Tam İsmet Paşa geçerken şeref kutusunun önüne böyle hışır 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 diye böyle bir ses irkildik. Üçüncü sıra, kıtanın üçüncü sırasındaki bir öğrenci, tam teçhizatlı, şeref kıtasında yer alacak bütün donanımlarıyla birlikte kalıp gibi, hiç unutmuyorum, böyle devrildi. Ne dizini büktü, ne kolu büktü, katılaşmış bir şekilde. Ve önündeki sıradaki arkadaşlarının, onların önündeki sıradaki arkadaşlarının da böyle aralarından o hışırtılar ondan geliyormuş. O hışırtılarla yapıp güm dedi, yüzü koyun şeye düştü, İsmet Paşa'nın önüne. Paşa iki adım geri çekildi ve şöyle durdu. Bu fotoğraf işte o anda çekildi ve yılın fotoğrafı oldu. Bayılan Harbiyeli, Malatyalı bir öğrenciydi ve karşısında hemşerisi bir büyük komutanı görünce bu heyecana dayanamamıştı. Albay Talat Aydemir'in korktuğu da buydu. İnönü'nün Harbiyeli'yi etkilemesi. Bu yüzden Paşa okulun kurmaylarıyla hatıra fotoğrafları çektirirken önlemini aldı. Öğrencileri yemekten önce araziye çıkarttı. Böylece İnönü'nün Harbiyeli ile birlikte yemek yemesini önleyecekti. İnönü bu sürprizi yemekhanenin kapısı aralanınca hemen fark etti. Bir baktık, şöyle 10-15 kişilik bir yemek masası hazırlanmış. Bardakları, peçeteleri, tabaklar, çatallar hepsi duruyor. İsmet Paşa birdenbire yemek şeyine girmeyince durdu. Öğrencilerle yemek yiyecektim ben dedi. Bugün gibi hatırlıyorum. Aydemir döndü dedi ki, bugün öğrencilerin tatbikat günüdür Sayın Paşam. Onun için biz bize yiyeceğiz yemeğimizi dedi. Paşa bir şey demedi, oturdu. Yemekhanenin bahçesinden tatbikat için hazırlanan Harbiyelilerin sesleri geliyordu. İnönü, Aydemir'in bu oyununa fena halde sinirlenmişti. Ne yapıp yapıp Harbiyeli'yi görmeliydi. Yemek biter bitmez aniden yerinden fırladı, avluya çıktı. Tabii Aydemir ve bütün erkan da peşinden. Harbiyeli çivili postallarıyla beton zemini delen sert adımlarla tatbikata gidiyordu. İnönü kenarda durdu ve bağırdı. Merhaba asker diye bağırdı şimdi İsmet Paşa ve şapkasını kaldırdı. Fakat çocuklar böyle dimdik yürüdüğü için duymadılar. O şapka hareketini de görmediler. Şimdi merhaba asker dediğini Aydemir de gördü. Çocukların hiçbir yanıt vermediğini de görünce şimdi paşayı teselli etmek istedi. Duymadılar Sayın Paşam dedi. Kulağına eğilerek İsmet Paşa şöyle bir baktı. Hiç unutmam o şey sahneyi. Şöyle yaptı, Aydemir'in göğsüne elini koydu. Sen geri çık bakayım dedi. Hiç unutmam. Tam arkalandayım. Sen geri çık bakayım dedi. Şöyle bir itti Aydemir. Sendeleyerek böyle arkalara geçti. Savaş o zaman başlamıştı. Hiç yani kuşkum yok. Sonra öğrenciler geçerken şimdi o bölükler aralarında şeyler sıralar aralarında bir boşluklar oluyor. İsmet Paşa birdenbire fırladı. Böyle dur dedi. O tank birdenbire durdu böyle. Tüm frenlerine ABS'ye basılmış gibi böyle duruyor. Merhaba asker. Sağ ol diye nasıl bir gürledi. Hadi abartarak söyleyeyim neredeyse camları zıngırdayacaktı o binaların. İnönü başarmıştı. Ayrılırken Aydemir tören kıtası çıkarmak istedi. Paşa, sen onu bırak. Ben göreceğimi gördüm dedi. Tam gidiyor, arabaya binmek üzere gittim. Sayın Paşa, bir şey soracaktım dedim. Ne var? Bugünkü izlenimlerinizi şurada dedim, hemen şey yapabilirim. Aynen söylediği şudur. Bugün burada
Harp Akademisi'ndeki günlerimi yaşadım. İsmet İnönü Harbiye'de yarım yüzyıllık eski bir kokuyu, ihtilal kokusunu solumuştu. Şimdi yapılacak iş bu kokuyu etrafa yayılmadan temizlemekti. Ama bu hiç de kolay olmayacaktı. İnönü'nün Harbiye baskınından sonra cuntalar telaşlandı. Müdahale güçleşiyordu, acele etmek lazımdı. İstanbul ve Ankara'daki ihtilalci gruplar hemen harekete geçtiler. Tek istekleri bu ihtilalin ordunun hiyerarşik zinciri içinde yapılmasıydı. O zaman hem harekat kolaylaşacak hem de Türk Silahlı Kuvvetleri bölünmemiş olacaktı. Hiyerarşik müdahale içinde bir tek koşul vardı. Genelkurmay Başkanı'nın onayı. Yani her şey Orgeneral Cevdet Sunay'ın bir işaretine bakıyordu. İhtilalciler Şubat başında bu işaret için Sunay'ın evinin kapısını çaldılar ve hazırlıklarını anlattılar. Dinledi. Sonra bana dedi ki ağzındaki şu baklayı çıkar. Ne demek istiyorsun yani? Bu teşkilatın başına geçeyim gene ve bu ihtilali yönlendireyim dedim. Bir defa dedi, şunu bilin ki dedi, Allah beni bir ihtilal lideri olarak yaratmamış. İkincisi Cemal Gürsel gibi devasa bir adam bu ihtilalde ne hale geldi gördünüz. Ben onun kadar da dayanamam bir. İkincisi dedi, eğer dedi 27 Mayıs'ta yaptığın gibi tekrar beni alıp vazifeye davet edecek olursan kim gelirse gelsin evvela onu öldürürüm, ondan sonra da intihar ederim. Bunu böyle biliniz dedim. Sunay'ın sözlerinde hiçbir yanlış anlamaya yer yoktu. Genelkurmay Başkanı ihtilale karşıydı. Bu net tavır üzerine Ankara ve İstanbul'daki junta temsilcileri 9 Şubat akşamı Balmumcu'daki jandarma tugayında bir ortak strateji toplantısı düzenlediler. 54 subay katıldı. İstanbul Valisi Korgeneral Refik Tulga başkanlık ediyordu. Tulga, Genelkurmay Başkanı Sunay'ın itirazını orada öğrendi ve ortaya atıldı. Dedi ki kumanda zincirinde dedi, Sunay kabul etmiyorsa onun altındakiler kabul eder. Arkadaşlar hiç kimse kabul etmezse ben de omzumda üç canlı yıldızı olan bir korgeneralim. Ben kabul ediyorum, tekeffül ediyorum, harekatın başına geçerim dedi. İşte bu konuşmadan sonra tarihe 9 Şubat protokolü adıyla geçen yazılı belge imzalandı. Bu protokole göre komuta kademesi ve hava kuvvetleri ikna edilerek 20 gün içinde iktidara el konulacaktı. Başta İstanbul valisi olmak üzere 54 subay tek tek bu dokümanı imzaladılar. İhtilal için geri sayım başlamıştı. Başbakan İnönü ve Genelkurmay Başkanı Sunay 9 Şubat protokolünden hemen ertesi gün haberdar oldular. İmzalara bakılırsa ordu tam ikiye bölünmüş durumdaydı. Bir yanda darbe isteyen karacılar ve denizciler, öte yanda darbe karşıtı havacılar ve komuta kademesi. Fitil ateşlenmişti ve patlama içinde tam 20 gün vardı. Şimdi hamle sırası yine İsmet İnönü'ndeydi. Derhal harekete geçti. Bir karşı darbe planlıyordu. Emir verip hepsini tutuklatabilirdi. Ama bu seçenek işine gelmedi. Neden gelmedi? Çünkü İsmet Paşa askerlikten yetiştiği için orduyu iyi tanıyan bir siyaset adamı, bir devlet adamı, bir eski komutan. Ordu ihtilalden yeni çıkmış bir ordu ve bütün sınıflarıyla ihtilali desteklemiş bir ordu. Şimdi bu ordunun bir takım mensupları hakkında sivil bir iktidar harekete geçerse, onları doğrudan doğruya cezalandırmaya kalkarsa bu onların etrafında bir destek oluşturabilirdi. Fakat bunlar tehlikeli bir takım hareketler hazırlanıyorlardı. Ne yapmak lazımdı? Bunların altında, emrinde kuvvet vardı. Eğer bunlar o kuvvetlerden mahrum kalacakları yeni görevleri atanırlarsa mesele halledilecekti. Yani hem bir ceza görmüş olmayacaklardı, hem de harekete geçmek için güvendikleri kuvvet, yani birlikler ellerinden alınmış olacaktı. İnönü bu temizlik operasyonu için 21 Şubat Çarşamba gününü seçti. İhtilalcilerin tayin kararnameleri hazırlandı, hava kuvvetleri alarma geçirildi ve düğmeye basıldı. Başkentin en uzun iki günü başlıyordu. Başkent o gün gergin uyandı. Havada darbe kokusu vardı. Gece tüm askeri birlikler alarma geçirilmişti. Kulaktan kulağa yeni ihtilal lafı dolanıyordu. Gece boyu süren pazarlıklarda hava kuvvetleri böyle bir hareketin içinde yer almayacağını açıkça ortaya koymuş ve hükümetin yanına geçmişti. Hava desteği olmayan bir darbe imkansızdı.
Bu yüzden düne kadar Talat Aydemir'e destek vaat eden, darbe protokollerine imza atan generaller bir anda ortadan kayboluverdiler. İstanbul vazgeçince Aydemir bu hareketin başına geçmek durumunda kaldı. Çünkü başka bir şansı yoktu. Aşağıda 18 bin kişi bu hareketi istiyordu. Yani o 18 bin kişi de ona bakıyordu. Yani Aydemir eğer o işin başını çekmeseydi, o insanlar tek tek patlasalardı, Türkiye'de çok büyük bir kaos yaşanırdı. Yani on binlerce, yüz binlerce adam gidebilirdi yani. Yani o kişiler emri komutadan çıkıp da o kendi komplekleri ve kızınlıklarıyla, ellerindeki tüfeklerle, tanklarla, toplarla eylem yapmaya kalksaydı bu işin nereye gideceğini kimse saptayamazdı. Talat Aydemir yapayalnız kalmıştı. Ama inat ediyordu. Tek başına da olsa dönmeyecekti. Generaller dönerse ihtilal onları da hedef alacaktı. Elindeki tek silah harp okuluydu. Adeta harbiye tüm iktidar aygıtına karşı tek başına isyana kalkışıyordu. İsyancı albay İnönü'nün hamlesi için tetikteyken beklediği haber bir telefonla geldi. Arayan bir gazeteci. Komutanım dedim, kusura bakmayın, hani bir dedikodu dolaşıyor şu anda. Bunu doğrulamak için ben evinizi aradım ama dedim artık soramıyorum ne için şey yaptığımı. Çünkü karşımdasınız, anlamı yok sorumun. Ne olmuş dedim. Efendim tevkif edildiğinize dair dedim, yoğun bir dedikodu var dedim. Tevkif edildiğime dair mi? Onlar zor tevkif ederler beni. O kadar kolay değil beni tevkif et. Bir baktım, karşısında sanki bir hasmı varmış gibi bana böyle nutuklar çekerek şey yapıyor. Kızgınlığını falan belirtiyor. Çok affedersiniz sayın komutanım falan dedim ve kapattım. Talat Aydemir hazırlanan tuzağa böylece haber almış oldu. Nitekim çok geçmeden Genelkurmay Başkanı Cevdet Sunay telefon etti. Kendisini makamına çağırdı. Aydemir saat 11'de yanına en güvendiği arkadaşı Merkez Komutanı Kurmay Albay Selçuk Atakan'ı da alarak gitti. Yeri geçeri işte sanki babadan tanımam ben ne, evladım, yavrucum, mamucum, babam rol yapıyor bir zaman diye. Ağladık, bir hassasiyet ortada. Başa bir de yani üzülerek geldik yanınıza. Hadi biz sizin karşısına çıkalım. Ne emrediyorsunuz? Ne demek istiyorsunuz? Sunay zor durumdaydı. Bir yanda hükümet ve hava kuvvetleri, öte yanda harbiye ve gücünü tam kestiremediği albaylar cuntası. Talat Aydemir o görüşmenin en ilginç bölümünü daha sonra anılarında şöyle yazacaktı. Sunay, sizleri feda etmek zorundayım dedi. Ancak hepiniz himayemdesiniz. Sizin yerlerinizi değiştiriyorum. Tabancamı çekerek masanın üzerine koydum. Beni ya şimdi bununla temizlerseniz ya da divanı harbe verirsiniz. Benim damarlarımda CHP kanı dolaşmıyor. Vatanseverlik kanı dolaşıyor. Böyle bir haksızlığa tahammül edemem. Siz şayet kumandansanız esas suçluları cezalandırın dedi. Albay Aydemir saat 13.30'da harp okuluna döndü. İşin rengi ortaya çıkmıştı. Kan akacaktı. Muhafız alayı, merkez komutanlığı, tank taburu, harp okulu ve Ankara'daki tüm jandarma birlikleri alarma geçirildi. Karşı taraf yani Genelkurmay ve Hava Kuvvetleri zaten günlerdir alarmdaydı. İsyan için vakit gelmişti. Bir yanda İsmet İnönü, orduları yönetmiş, savaşlar kazanmış bir efsanevi komutan. Öte yanda ise Talat Aydemir, ordunun huzursuz unsurlarından ve genç harbiyeden destek alan albay. Bu iki askerin başkentte düello yaptıkları gün, ülkenin tarihindeki en kritik günlerden biridir. O günün sabahında başkentliler ufukta süngülerin parladığını gördüler. Tank paletleri bir kez daha hareketlendi. Jetler bir kez daha kıpırdandı. Bu kez kavga en tehlikelisiydi. Yani iki askeri güç arasındaydı. Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurları belki de tarihlerinde ilk kez birbirlerine karşı alarma geçirilmişlerdi. Taraflar karargahlarına çekilmiş, yığınaklarını yapmış, işaret fişeğini bekliyorlardı. Beklenen işaret ertesi sabah geldi. 22 Şubat ihtilalin günüydü.